Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına çok az malzemeyle çok kısa sürede yapabileceğiniz bir tarif hazırladım. Ana malzememiz patates olacak. Patates buğulama yapıyoruz. Dilerseniz patateslerinizi bu şekilde yarım daireler olacak şekilde doğrayabilirsiniz. Eğer benimkiler gibi patatesleriniz çok büyükse de daha küçük parçalara ayırabilirsiniz. Patatesleri dilimlerken çok ince veya çok kalın olmamasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde görünmesi yeterli. Hemen patateslerimizi pişirecek olduğumuz tava veya tencereye alıyoruz. Ben birazcık bol malzemeyle yaptığım için bir tencerede yapmayı uygun gördüm. Bir diğer malzememiz de kuru soğan. Bu şekilde 3 adet ufak kuru soğanım vardı. Onları da doğruyorum. Yine dilerseniz bu şekilde yarım ay şeklinde doğrayabilirsiniz ya da uzunlamasına şeritler halinde doğrayabilirsiniz soğanları. Yine soğanların da çok ufak olmamasına dikkat ediyoruz. Soğanlarımızı da hemen patateslerin yanına tencereye aktarıyoruz. Son sebzemiz ise biber olacak. Ben sarı ve kırmızı biber, dolmalık biber kullandım. Yarımşar biber kullandım. Siz kendi ölçünüzü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yeşil biber de kullanabilirsiniz ama birazcık böyle etli olanlarından tercih etmenizi tavsiye ederim. Biberlerimizi de aynı şekilde çok büyük olmayacak şekilde ince ince şeritler halinde doğruyoruz. Diğer sebzelerin yanına hemen kırmızı ve sarı biberlerimi de ilave ediyorum. Sebzelerimin üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar çok az bir zeytinyağı gezdiriyorum. Yarım çay bardağı kadar da normal oda sıcaklığında su ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tamamen damak tadınıza göre ve malzeme miktarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekledim. Bütün malzemelerimi iyice birbirine harmanlanacak şekilde karıştırıyorum. Tencereme eşit yayılacak şekilde yerleştiriyorum sebzelerimi. En üstüne de minik minik parçalar halinde tereyağı ekliyorum. Birazcık daha lezzet katması için. Hazırlığımız tamam olunca pişirme işlemine geçebiliriz artık. Ocağıma aldığım tenceremi kapağını kapatıyorum ve orta ateşte yaklaşık 5 dakika kadar pişiriyorum. 5 dakikanın sonunda bu gördüğünüz gibi birazcık suyunu çekmiş olacak ve yavaş yavaş sebzelerimiz yumuşamaya başlayacak. Bu esnada karıştırma işlemi yapıyorum. Alt üst ediyorum sebzelerimi ama çok fazla ezmeden dikkatli bir şekilde yapıyorum bu işlemi. Daha sonra ocağımı en kısık ayara alarak tenceremin kapağını kapatıyorum ve bu şekilde suyunu tamamen yağına kadar çekene kadar sebzelerimi pişiriyorum. Yaklaşık bir 10-12 dakika sonra tenceremi kontrol ediyorum ve bu şekilde gördüğünüz gibi tamamen suyunu çekmiş ve sebzelerim pişmiş durumda. Dilerseniz bu aşamada birkaç dakika daha ocakta bekletip tabanının karamelize olmasını sağlayabilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olacaktır. Ama ben ocağımı kapatıyorum ve en üstüne doğramış olduğum, küp küp doğramış olduğum peynirlerimi ilave ediyorum. Tekrar kapağını kapatıp soframa alıyorum. Sıcağıyla, kendi sıcağıyla peynirlerimin erimesini sağlıyorum bu şekilde. Ve hemen servis edeceğim kabıma aktarıyorum. Patates buğulamamız doğrama ve pişirme sürelerini de eklersek yaklaşık bir 20-25 dakika içerisinde sofraya koymaya hazır hale geliyor.
En üstüne de bir tutam kadar çörek otu serpiyorum. Hem lezzet vermesi için hem de oruçta kaybedilen enerjinin vücudumuza toparlanmasına yardımcı olması için çörek otu ilave ediyorum. Dilerseniz susam da serpebilirsiniz. Hemen patates buğulamamın kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde çatalla dokunduğumuz zaman bile pişmiş olduğu fark ediliyor. Dağılmaya müsait ama öyle çok da hamur hamur olmamış bir şekilde pişiyor patateslerimiz. Patates buğulama tarifimizi bu şekilde hazırlamış oluyoruz. İster kahvaltıya, ister sahurda çok pratik ve kısa bir süre içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tarifimizi daha bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonunu tuşlamayı ve ücretsiz olarak kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünlük benden bu kadar. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.